Şimdi yukarıda tabii ve daha önce aldığımız bilgiler konusunda şunu ifade edeyim. Çokça tartışılan ve konuşulan bir konu var. Kaza sonrası çevresel etkiler konusu. Bununla ilgili bakanlıklarımız, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığımız, Devlet Su İşleri kanalıyla, AFAD, burada il valiliğimiz farklı bilgiler verdiler. Yaptıkları izlemelerle ilgili bize önemli sonuçları paylaştılar. Şu ana kadar kamu kurumlarımızdan, valiliğimizden, ilgili bakanlıklarımızdan aldığımız bilgiye göre bu kazanın çevresel etkileri anlamında olumsuz bir duruma rastlanmadığını görüyoruz. Ancak kurumlarımız yine teyakkuz halinde. Gerekli çalışmaları, gerekli ölçümleri yapıyorlar. Bundan sonra ortaya çıkabilecek çevresel etkilerin sonuçlarını düzenleyebilmek, olumsuza çevirebilmek, yani çevresel etkileri azaltmak ve yok etmek için de çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalardan bir tanesi Devlet Su İşleri'nin yaptığı çalışmaydı mesela. O çalışmayla ilgili de Ankara'da bilgi aldık. Bugün de yerinde göreceğiz. Ben tekrar ilimize, Erzincan'ımıza çok geçmiş olsun diyorum. Bu tür kazalar olmasın istiyoruz. Madenlerimizde insan güvenliği, işçi sağlığı anlamında maksimum tedbirler alınsın. İş yeri güvenliği kurulsun ve kurumsallaşsın istiyoruz. İnşallah biz bununla ilgili çalışmalarımızı biraz önce de ifade ettiğim genel kurul bize görev verdi. Biz raporumuzu hazırlayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, genel kurula ve ilgili kurumlara sunacağız. Çok teşekkür ediyorum sizlere de ilginiz için. Buyurun. Efendim şöyle ifade ettim. Bitirsin. 5000 martı görüldü ve binlerce martı ölüyor. Bunun dışında bir de komisyonumuz bu çalışmalarını yürütürken, araştırmalarını yürütürken İliç Anagolt altın madenini yıllar içinde denetleyen ancak bu denetlemeler sonrasında her seferinde bir olay, bir olumsuzluk yaşanmış. Olumlu raporlar verilmiş ama bu olumlu raporlardan sonra siyanür akıntısı olmuş, orada kaymalar olmuş, çatlaklar olmuş ve liç sahasında yayılması gereken toprak çok çok daha fazla yayılmış. Bu konuda bir araştırma yapacak mısınız? Artı liç sahasındaki şu anda akan toprağın 2,5 katı daha fazla yığın toprak, bu toprak mermer ocağına taşınıyor. O mermer ocağına taşınan toprak da yıllar içinde yeraltı sularına karışan siyanürün karışma olasılığı var. Bu konuda da bir çalışmamız olacak. 5000-6000 martı dediğiniz Martı'da efendim, öyle bir ölüm şeyi var. Efendim şimdi biz yok öyle bir şey. Biz kameraların önünde bunu arayın, söylemeyin. 6000 martı gömüldü dediğiniz arayın, zaman komisyon başkanı Sayın evet sorunuzu aldım. Bakın şöyle bir cümle kullandım. Bunu bilinçli bir şekilde kullandım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet, kurumlarıyla, kuruluşlarıyla. Biz bununla ilgili bakanlıklarımızdan, valiliğimizden, ilgili kuruluşlardan bilgi aldık. Ve yapılan ölçümler var. Bunlarla ilgili bilgiler aldık. Dolayısıyla şu ana kadar yapılan ölçümler sonucunda hava, su, toprağa etkisi konusunda olumsuz bir durumun olmadığı tespit edildi. Değerli arkadaşlar, söylenti, rivayet çok olabilir. Ama asıl olan bu konuda kamu kurumlarının ve bilim insanlarının söylediği. Biz kamu kurumlarını da bilim insanlarını da söylüyoruz, dinliyoruz. Devam ediyoruz. Bundan sonra da dinlemeye devam edeceğiz. Eyvallah, gelen söylentiler, gelen sorular, bununla ilgili sorgulamaların hepsi gündemimizde. Ancak yargı ve sonuca gitmek doğru değil söylentilerle. Bilim insanlarımız, üniversitelerimiz burada. Bugün 4 tane üniversiteden 10'a yakın bilim insanımız burada farklı konularda. Onları da dinleyeceğiz. Devletimiz, Sayın Valimiz de burada, onları da dinleyeceğiz. Şu ana kadar yapılan ölçümlerde olumsuz bir etki gözlenmemiştir.
Bu bir. İkincisi, her şeyi araştıracağız. Adımız araştırma komisyonu. Bir kaza var. Bu kazadaki ihmal süreçlerini sonuna kadar araştıracağız. Onun için kuruldu zaten. Adı üstünde bir araştırma komisyonu. Ama araştırma komisyonu tabii ki bugün karar verecek değil. Herkesi, her çevreyi, her noktayı dinleyeceğiz. Sizin biraz önce sorduğunuz sorular veya şüphelerin tamamının giderilmesiyle ilgili bir rapor hazırlayacağız. Ama raporumuz hem teknik olacak hem bilimsel olacak. Teşekkür ederim. Yani iddia edilen husus da Sayın Başkanım yine araştırılsın, insan sağlığı ve doğa sağlığı bakımından bir şüphe bırakmayacak. Sayın Vekilim, evet. Sayın Vekilim zaten adı üstünde araştırma komisyonu. Şimdi her söylenti, her söylenen doğru olmayabilir. Bununla ilgili bilimsel veriler ortaya konması gerekir. Evet, bunlarla ilgili çıkan haberlerin hepsini hem Tarım Müdürlüğümüz, hem bununla ilgili Sağlık Müdürlüğümüz, hem Çevre Müdürlüğümüz, Valiliğimiz ve ilgili kurumlarımız araştırıyor ve araştırmaya devam ediyor. Biz de bu soruları soruyoruz, sorguluyoruz ve aldığımız sonuçları da, bakın her toplantıda farklı partiden arkadaşlarımız var. Bize çevreyle ilgili yaptığımız ölçümdeki sonuçlar şudur dediklerinde diyoruz ki raporu istiyoruz. Hangi saatte yaptınız, ne zaman yaptınız? Suyla ilgili gözlemleriniz nedir? Havayla ilgili gözlemleriniz nedir? Toprak kirliliğiyle ilgili gözlemleriniz ve araştırmanız nedir? Bunların hepsini istiyoruz ve raporumuzda bunların hepsine yer vereceğiz. Teşekkür ederiz. Sayın Başkan, Martı ölümleriyle ilgili biz komisyonda da çok söyledik. Soru kıymetli, değerli, bakılacak ona. Bir gerçeklik ona var. Sebepleri konusunda kamuoyuna açıklanır daha sonra. Yani bu sebeplerini açıklamak lazım. Soru kıymetli ve değerli, araştıracağız efendim, bakacağız. Tarım Müdürü de dinleriz. Soru değerlendirmek evet. Lazım. Sebepleri açıklanmalı, neler olur. Tamam. Ben çok tekrar teşekkür ediyorum. Kafalarda soru işareti kalmayacak şekilde araştırmamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Dinleyebiliriz arkadaşlar. Erzincan, devam edelim. Erzincan bizim, bölge bizim. Ne dedik? Önce insan, önce çevre, sonra madencilik faaliyeti. Bakışımız ve yaklaşımımız bu. Bu çerçevede çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.